Cümleten selamun aleyküm. Bu videoda matkap tetik bağlantısı nasıl yapılır? Tetik uçları nasıl bulunur? Matkap bağlantı çeşitleri nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Elimden geldiğince şu şekilde şemalarını hazırladım. Bağlantı şekillerinin farklılıklarını göstermek için. İki tür bağlantı şekli bulunuyor matkaplarda. Birleşik bobini bağlantı şekli olarak belirteyim. Şu türdeki matkaplar. Ayrı bobinli bağlantı şekli diye belirttiğimde yine bu türde farklı modelde olan matkaplar, bir de şu şekilde kırıcı delici hilt olarak geçen matkaplar da bulunuyor. Bunların iki çeşidini de uygulamalı olarak göstereceğim. Komple tetik mekanizmasının kablosunu söküp yeni bir anahtar nasıl takılır, bunu uygulamalı bir şekilde göstermiş olacağım. Tetik uçlarını bulma konusuna gelince de çoğu anahtarın üzerinde numaralarla belirtiyor. Uçları bulma, hangi uç nereye gelecek vesaire. Bunları okuyamayanlar için de yine basit yöntemini göstereceğim, kendimce bulduğum. Bu matkap şu an çalışıyor. Şekilde. Tetik mekanizmasının kablosunu komple söküp yeni bir anahtarın nasıl takacağınızı göstereceğim. Yani elinde içi çalışan ama tetik ve kablosu olmayan bir matkap bulunan kişiler yeni bir anahtar ve kablo bağlantısını nasıl yapacak, bunu göstermiş olacağım uygulamalı bir şekilde. Anahtar çalışma görevi de anahtarın içerisinde bir dimer devresi bulunuyor. Bu dimer devresi tetiğe ne kadar basarsanız o kadar matkabın dönmesini sağlıyor. Üst tarafında zaten tırnak var, sağa sol dönüş ayarı için. Ne tarafa döneceğini belirtiyor matkabın. Şu kısımda. Tetiğe bastığınız zaman komple çalışıyorsa dimer devresi yanmış demektir büyük ihtimalle. O yüzden anahtarı yenilemeniz gerekiyor. Yani şu şekilde tetiğe ne kadar basarsanız o kadar çalışması gerekiyor. Ama bastığınız zaman komple çalışıyorsa devresi yandığı için anahtarı yenilemeniz gerekiyor. Şimdi bu matkabı komple sökeyim. Yeni bir anahtarı ve yeni bir kablo nasıl takılır onu göstereyim. Normal bağlı olan bir tetiği çıkartırken bu kablolar çıkmakta zorlanıyorsa eğer, şu şekilde cam çivisi gibi bir ince bir şeyle yan tarafından bastırdığınız zaman daha kolay çıkar. Şu şekilde komple tetik ve kablo kısmını matkaptan ayırıyorum. Tetik uçlarını bulma konusuna gelince bu numaraları okuyamayanlar veya anlayamayanlar için basit bir yöntemini göstereceğim uçları bulma konusunda. Şu şekilde bir 12 volt elektrik vererek hangi kondansatörün nereye bağlayacağız,
Kablo, diğer kabloları nereye bağlayacağız? Bunu bulmuş olacağız. İlk başta zaten vida ile belirtilen yerler kablonun bağlanacağı yerler. Bu her tetikte zaten aynıdır. Belli oluyor. Diğer uçlar ise kondansörü nereye bağlayacağız? Çıkışı nereye bağlayacağız? Bunu nasıl bulacağız onu göstereceğim. İlk başta artı girişi ve eksi girişi hangisi olduğunu bulacağız. 12 volt artı ucumuzu şu şekilde tutturduğumuz zaman bu kısımlarda elektrik var. Buralarda yok. Tetiğe bastığımız zaman da yine yok. Yani bu kısım faz girişimiz oluyor. Diğer tarafı tutturduğumuz zaman bu kısımlarda yok. Bu kısımda var. Ama ilk bastığımız zaman var. Tetiğe tam değil. Tam bastığımız zaman da bu tarafında var. Yani bu tetiğe ilk bastığımız zaman yanan yer kondansör bağlantısı olacak. Diğer bağlantımız ise stator bağlantısından dönüş kısmı. Bu kısmı ve bu kısmı kondansörü bağlayacağız. Tetik üzerinde de zaten gösterdiği gibi 3 ve 4 kondansör olarak belirtiyor. Yani 3 ve 4 bu kısım. Kondansörümüzü buraya bağlayacağız. Kondansörün yerine takarken tetiğin iç kısmına tırnaklar olduğu için buraların sert olması gerekiyor kablonun. Buralara ister lehim yapabilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde ufak kablo popuçlarından takıp kesebilirsiniz. Kondansörü girişlere takıyoruz. 3 ve 4 numaralı girişe. Kondansör bağlantımız hazır oluyor bu şekilde. Daha sonra diğer uçları bağlantısını yapacağız. Tetik üzerinde gösterdiğim şekilde artı kısmından tetiğin faz girişinden sağa sol dönüş kısmının ilk girişine bir bağlantı yapmamız gerekiyor. O bağlantı kablosunu hazırlayacağım. Şu şekilde parça bir kabloyla tetiğin faz girişinde kablonun bir parçasını takıyoruz. Diğer ucunu sağ sol dönüş kısmının girişine takıyoruz. Hazır oluyor bu şekilde. Daha sonra diğer uçları bağlayacağız. Kablo bağlantısını da yapayım.
Elektrikli aletlerin kablolarını takarken bu şekilde pabuç kullanmaya özen gösterin. Vidalar kabloları kopardığı için bir süre sonra yerinden çıkabiliyor. Daha sonra diğer uçlara sıra geliyor. Şimdi birleşik bobinle bağlantı şekilde diyeyim. Stator bağlantısında şu şekilde köprü bulunuyor. Şu kısımda. İki statorun birbirinin arasında bir bağlantı. Diğer uçlarda sırayla bağlantısını yapacağız. İlk girişi yaptık. İkinci giriş kömür girişimiz. Şu turuncu kablo. Daha sonra bağlantılarda kömürler ve stator bağlantısı çapraz oluyor zaten. Yani mor kablo da çapraz tarafına gelecek. Şu şekilde. Burası birinci kömürün, çaprazı ikinci kömürün girişi. Diğer ikisi de stator bağlantısı. Buradan gelip geri dönüyor. Diğer kömürün girişi. Şurada son kalan. Son yere giriyor. En son stator dönüş bağlantısı da tetiğin dönüş kısmındaki yere giriyor. Bu şekilde tetik ve kablo bağlantısını yapmış oluyoruz. Bu şekilde kablo ve tetik bağlantımız hazır oluyor. Birleşik bobinli bağlantı şeklinde uygulaması bu şekildeydi. Şimdi ayrı bobinli bağlantı şeklini göstereceğim. Yine bu tetiği söküp diğer matkap üzerinde. Ayrı bobinli bağlantı şeklinde ise statorlar birbirine seri bir şekilde bağlı olmayıp anahtar üzerinden gelip daha sonra bu kısmı yönlendirme kısmına giriyor. Bu kısımdan da geri çıkış yapıyor. Bu bağlantılar karıştırıldığı için zaten çoğu matkap toparlanmıyor oluyor. Şu şekilde ikisini de tutuyormuş ama üzerinden direkt anlayabilenler zaten şemaya bakarak yapabilir. Şimdi ayrı bobinli bağlantı şeklinde başlayayım. Dediğim gibi ayrı bobinli bağlantı şekli yine o tür matkaplar ve bu şekilde kırıcı deli cilt olarak geçen matkaplarda bulunuyor. Bunların bazı modellerinde bulunuyor. Yani tetik kısmı bu şekilde olan. Yani normal kırıcı delicilerde sağ sol dönüş mekanizması buradadır. Bunların tetik bağlantısı zaten bu şekilde değil. Onlarda iki çıkış bulunuyor. Direkt takılıyor. Kondansatörde genelde üzerlerinde oluyor. Ya kafa karıştıran kısım bu tetikler olduğu için bunları uygulamalı olarak göstermiş oluyorum. Şimdi bunu da komple sökeceğim. Tetik ve kablo kısmını.
şekilde matkap türlerinin bazılarında, bazı modellerde vidaları yıldız değil de tork oluyor. Genelde tork 20 olarak vidalar kullanılmış. O da aklınızda bulunsun. Bu şekilde matkapların orijinal hallerinde, yani orijinal tetiklerinde bağlantı bu şekilde değil çoğunda. Ben şimdi ayrı bobini bağlantı şeklini göstereceğim için bu matkap üzerinde, o yüzden bunu sökmek zorundayım. Kendi tetiklerinde kondansatör, devre kartı gibi bazı parçalar da bulunuyor. Bu kısmı komple sökeceğim. Yani tetiğin üzerinde sadece nötr giriş ve çıkışı bulunuyor. Diğer üst kısmı aynı zaten. Bu şekilde bağlantılar yine buraya giriyor. Bu şekilde kendi tetiğini ve kablosunu ayırmış oluyorum. Kendi kartı üzerinde olduğu için, yani şu kısımdan hat alacağım sadece. Burayı koparmayıp. Şu kablo zaten kondansatör üzerinden çıkan, içeriye giden kablo. Bunun işimiz yok. Diğer de şu 5 kabloyla. Yani toplam 6 kablo oluyor. Ayrı bobinli bağlantı şeklinde. Ayrı bobinli bağlantı şeklinde. Bu hatta da ihtiyacımız yok. Bunu da çıkaracağım buradan. Bu şekilde ayrı bobinli bağlantında artı kısım statura direkt giriyor. Daha sonra statürün dönüşünden üst kısma girecek. Daha sonra çaprazı statürün diğer girişine, statürün çıkışı nötrü. Kömürlerde yine aynı şekilde çapraz. Şimdi bu bağlantıyı yapayım. İlk başta matkabı komple dağınık olarak düşündüğümüz için statür uçlarını bulacağız. Kontrol kalemiyle bulabilirsiniz 12 volt vererek. Kömürler zaten belli. Kırmızı kabloyla şu iki kömür. Geriye 3 uç kalıyor. Alttan gelen. Bu üst kısımdaki statürden geliyor zaten. Kırmızı. Bunun karşılığı hangisi onu bulacağız. Şu siyah üstteki statörün diğer ucu. Alttaki statör da siyah, öbür siyahla mavi oluyor. Alttaki statörümüzün şu ucu mavi uç. Şu şekilde. Anahtarımızın faz kısmından çıkacak.
Yani buradan. Daha sonra satırın dönüş ucu sağ sol yönlendiricinin ilk girişine girecek. Siyah uç. Daha sonra çaprazına satırın öbür bağlantısı girecek. Yani şu kalan siyah. Arka çapraza. Daha sonra kömürlerde çapraz zaten. En son satırın dönüş kablosu da, yani kırmızı kablo nötr kısmına girecek. Buradan hat vereceğim. Şekilde bağlantımız hazır oluyor. Bu şekilde ayrı bobini bağlantı şeklinde yapmış oluyoruz. Şemalarla gösterdiğim üzere bu şekilde genel olarak yine iki tür bağlantı şekli bulunuyor. Bu videoda bunları göstermeye çalıştım elinden geldiğince. Yani elinizde tetiği kablosu olmayan iç çalışan bir matkanın tetik bağlantısını nasıl yaparsınız? Uygulama olarak göstermiş oldum. Umarım izleyenlerin işine yarar. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.